Gençlik ve Spor Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı ve 7 Haziran genel seçimlerinde AK Parti Samsun Milletvekili adayı Kamuran Özden, Haber Medya grubunun Borkonut Niş'teki yeni çalışma ofislerini ziyaret etti. Tabii takipler çok hızlı. Bak bu döneme kadar aşağı yukarı bir 3 dönem geçirdi. Ama çok sıkı çalışacaklar. Ziyarette Özden'e AK Parti İlk Adım İlçe Başkanı Adnan Varol ve birçok partiyle eşlik etti. Canlı yayındasınız zaten. Haber Medya grubunun yeni çalışma ofislerinin hayırlı olmasını dileyen Özden, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şen Ocak, Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetimi Necdet Uzun'la bir süre sohbet edip seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Trabzon, Samsun falan bir görün. Var göz hatta belgeler. Özden, birimleri gezdiği esnada Haber Radyo'da Şenur Şenyer'in sunumuyla yayınlanan Serbest Bölge'ye de konuk oldu. Serbest Bölge'de minik konuğumdan hemen sonrasında yine bir sürpriz konuğum var. Kamuran Bey bizimle birlikte. Hoş geldiniz Kamuran Bey. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, programa sürpriz şekilde katıldınız. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz peki? Sağlık Bakanlığı'nda bürokratlık yaptım. En son Gençlik Spor Bakanlığı'nda kredi yurtlardan sorumlu müsteşar yardımcısı olarak çalıştım. 2011 seçimlerinde AK Parti'de yine milletvekili adayıydım. Yarım kalan işimizi inşallah bitirmeye geldim. 23 Nisan biliyorsunuz. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı herkesin kutluyorum. Tüm Samsunluların, tüm Samsunlu hemşerilerimizin Recaip Kandili'nde kutluyorum. Ziyareti esnasında Haber Aksiyi ve ekranlarında yayınlanan Ajans Gündem programına da denk gelen Özden, Duygu Eker'in de sorularını yanıtladı. İyi gidiyoruz, hızlı gidiyoruz, ayağımız yere basarak gidiyoruz. Bir tek şey söylemek istiyorum. 2007 Haziran 2015 seçimleri dünyanın seçimi. Orta Asya'nın, Kafkasya'nın, Balkanların, Avrupa'nın, bütün dünyanın gözünün bizde olduğu seçimler. Biz geleceğimizin seçimlerini yapıyoruz. Çocuklarımızın seçimini yapıyoruz.